Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı. Merhaba değerli dinleyiciler. Radyo Kitaplığı'nda bugün Modern Çağda Ulema başlıklı kitabı sizlere tanıtmak istiyorum. Ebubekir Bagadir'in bu çalışması, ulema kavramının hem tarihsel köklerini, kurumsallaşmasını, her bir alimin ulema kategorisi içerisinde ortaya koyduğu temsili, hem de onun tarihsel süreç içerisinde yaşadığı değişimleri ve tabii ki özellikle modernleşme sürecinde aldığı yeni anlamları, kazandığı yeni statüleri ortaya koymaya çalışan bir çalışma. İslam'ın geleneksel dönemlerinde, geleneksel toplumsal modellerde ulema dediğimizde karşı karşıya geldiğimiz anlamlarla bugün modern dünyada aynı kavramı kullandığımızda karşılaştığımız anlamlar ne yazık ki aynı değil. Bugün ulemanın hem maddi hem de manevi ağırlığının önemli ölçüde aşındırılmış olduğunu, zayıflatılmış olduğunu ve onun rol alış, öne çıkış, söz alış çabalarının sık sık bastırılmaya, sık sık engellenmeye çalışıldığını görüyoruz. İslam'ın geleneksel dünyasında ulema, Kur'an ve sünnetin bilgisini topluma aktaran, bu bilgiyi içinden geldiğimiz şartları dikkate alarak yeniden yorumlamayı, İslam'ın temel olarak Kur'an ve sünnet etrafında oluşmuş özünü ve potansiyelini sürekli ihya ederek, sürekli coşkulu bir şekilde hayatın gerçekleriyle buluşturarak, yüzleştirerek bize canlı, dinamik bir İslam aktarımında bulunmaktadırlar. Alimleri peygamberlerin varisleri olarak algılayan bir zihniyet yapısı, hiç kuşkusuz Peygamber Aleyhisselam'ın vermiş olduğu bu değeri kendisi de vermeye çalışmış. Hayatımızın her alanında bize dini mübini İslam'ı öğretmek, zayıf kaldığımız yerlerde eksikliklerimizi gidermek, yorum yanlışlarına düştüğümüz noktalarda bize gerçeği göstermek vesaire gibi sorumluluklarıyla hepimiz için birer önder, birer rehber, birer model olmuşlardır. İslam dünyasında bilginin taşıyıcıları kimlerdir? Bilgiyi kimler üretirler? Geleneksel dönemleri takip ettiğimizde alimlerin bir pozisyonu var. Ariflerin, zahitlerin bir pozisyonu var. Modern dünyaya geldiğimizde seküler ilgilerle şekillenen yeni arayışlar zaman zaman ulemanın rolünü ve misyonunu bastırmaya çalışmış. Bu gelişen süreçlerde aydın kavramıyla, entelektüel kavramıyla ya da böyle gelenekle modernlik arasında gidiş gelişlerle şekillenen bilge kavramıyla tanışmış olduk. Bagadir edisyonunu yaptığı bu çalışmada farklı ülkelerden saygın bilim adamlarının katkılarıyla ulemanın modern toplumsal zemin içerisindeki yapısını irdeliyor. Onların misyonunu tartışıyor. Var olan aşınma süreçlerini kökleriyle birlikte sorguluyor ve sonuç olarak modern dünyada ulemaya duyduğumuz ihtiyacın bugün nasıl karşılanacağı konusunda sorumluluk sahibi herkesi bir tartışmaya davet ediyor. Ulemasız İslam düşünülebilir mi? Ulemanın derin bilgisi, bilgeliği, kaynaklara hakimiyeti ve hiç kuşkusuz bunlarla birlikte anılması gereken takvası olmaksızın modern dünyada İslam'la olan bağımızı güçlü bir şekilde nasıl sürdürebiliriz? Dini bilginin aktarımında yüksek sorumluluklar üstlenen ulemanın itibardan düşürülmesi, var olan statüsünün manipüle edilmesi, gözden düşürülmesi bildik bir şey. 19. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan değişimler hem dini hem de onun bilgi dünyasını aktaran ulemayı gözden düşürme konusunda bir dizi komployu, bir dizi operasyonu ne yazık ki gözler önüne serdi.
Ebu Bekir Bagader bütün bu sorunları ele alarak bu sorunların Türkiye'de, Hindistan'da, İran'da ya da Mısır'da, Kuzey Afrika'da ne tür karşılıkları olduğunu lokal örnekleriyle ortaya koyarak bizi ulemayı yeniden hatırlamaya davet ediyor. İyi günler diliyorum efendim. Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı.